Evet, Gaziosmanpaşa Eğitim Alanı'ndayız. Şimdi bu araçla şu alana, betonlarla çevrili alana L park nasıl yapılır? Bunu doğru yapabilmemiz için önce aracımızın, bakın, sağ taraftan ve sol taraftan eşit uzaklıkta burada gelmesi lazım. Bir tarafa yakın olursanız ya da bu tarafa yakın olursanız isabetli bir dönüş olmaz. Ortalı bir şekilde gelmeniz lazım. Ve buraya park edebilmeniz için şu, bakın, beyaz boyalı olan duba sizin sağ aynanızda, sizin kapıda, sağ kapınızın ortasında olacak şekilde durmanız lazım. Bakın, aracı dışarıdan gelirken izliyoruz. Evet, ortalı bir şekilde geldi. Bakın, bu alana girmek için nasıl görüyor? Oradan baktığı zaman sağ kapısının ortasında görüyor bu beyaz boyalı dubayı. Buraya girebilmek için. Sonra ne yaptı? Bakın, lastiği tam sağ yaptı. Geri vitese atıyor ve artık aynasını indiriyor, sağ aynasını indiriyor. Bu dubayı takip ediyor. Lastiğin bu dubaya olan uzaklığını takip ediyor. Burayı tamam kurtardı artık diyor. Ve sol aynayı takip ediyor. Neden? Şuradaki betona çarpmaması için aynadan takip ediyor. Burası paralel olacak mı? Buraya paralel olacak mı diye takip ediyor. Bakın, dümdüz oldu, paralel oldu. Ne oldu? Durdu. Ön tekere bakın, düzledi. Ve şimdi geri gelmeye devam ediyor. Ne kadar geri gelecek? Arkadaki dubaya çarpmadan gelmesi lazım. Bakın, 1, 2, 3. Ortadaki duba yine ortaya gelecek şekilde, kapının ortasına geldiğinde duruyor. Bakın, arkaya çarpmadan, önde gayet içeri girmiş bir şekilde yaptı L parkını. Şimdi nasıl çıkacak? Evet, şimdi çıkışı izliyoruz. Çıkışını yaparken bu sefer şu dubanın yanına kadar aynasını getirip durduktan sonra tam sağını yapması lazım. Bir tık geçti. Çok geçerseniz eğer bu taraftaki dubalara çarparsınız. Evet. Buraya çarpmadan dönmek için aynayı oraya getirmemiz lazım. Bakın, fazla gitmediği için burayı da kurtardı. Ve aracınızı düzlüyorsunuz, geliyorsunuz. Çıkarken sağ sinyal vermeyi unutmuyorsunuz. Şimdi aynı L parkı buraya araç içerisinden yapacağız biz. Evet, öndeki bu L park alanına gireceğiz şimdi. Ne yapıyoruz? İleri doğru sağdan soldan eşit bir şekilde gidiyoruz. Şu beyaz dubayı kapımızın ortasında görecek şekilde gideceğiz. Düz olmamız çok önemli. Şu anda Yusuf onu düzlemekle uğraşıyor. Sağdan soldan eşit olacak mıyız diye aynalarına bakarak gidiyor. İlerledi. Beyaz duba geldi. Kapının tam ortasında gördü. Evet, az önceki gibi. Şimdi ne yapıyor? Geri vitesi atmayı unutmuyor. L parkta kural neydi? Bir durduktan sonra ileri almak yok. Hep geri geleceksiniz. Şimdi ne yapıyor? Direksiyonu tam sağ yaptı. Artık nereye bakıyor? Sağ aynadan lastiğini takip ediyor. Bu kural mı? Bunu indirip bakmazsanız da kalmazsınız. Fakat ben tavsiye ediyorum, çünkü göre göre gelin. Yanlışlıkla taşa gidiyorsanız kurtarabilirsiniz. Bakın ne kadar uzak geçti. Burası gayet başarılı. Şimdi soldaki aynayı takip ediyor. Hem de önünü takip ediyor. Sol taraf paralel olduğunda biraz daha gelmesi lazım. Sol taraf paralel olduğunda ve ön tarafta düz olduğunda biraz daha. Evet. Biraz daha. Tamam. Bakın, orası paralel oldu aynada. Burası da karşıya doğru düz olduğunda direksiyon ne yapıyor? 1,5 turla düzledi ve geri geliyor. Evet. Artık sol taraftaki birinci dubayı geçtik. Ya da isterseniz sağdan da bakabilir. Birinci dubayı geçtik. İkinci dubayı yine kapının ortasında gördüğümüzde, az önce dışarıdan göstermiştim. Bakın, kapının ortasında gördüğümüzde sağdan da olur, soldan da olur. Yani karşı tarafta arka plandaki dubaları görüyor musunuz? Bakın, ortadaki dubalar bunlar. Kapının ortasında gördüğünüzde durursanız arkadaki şu dubalara arabanızın arkası çarpmaz. Başarılı. Çıkarken nasıl çıkıyorduk? İzliyoruz Yusuf'u. Evet, bak, biri atmayı unutmadı. Çok önemli. Yoksa ileri gidiyorum derken geri gider, çarpar. Sağ sinyalini de verdi. Önce döneceğimiz şu dubadan kurtarmamız için aynamız size aslında gelinceye kadar ilerliyor. Durdu. Fazla geçersek ilerideki dubaya çarparız. Aynı hizasına gelmesi yeterli. Direksiyon tam sağ yaptı. Evet. Çok güzel. Başarılı bir şekilde çıktı. Direksiyonunu topladı. Ve
başarılı bir şekilde ne yapıyor? Ani fren alanına doğru gidiyoruz.